Ders ilginç bir mevzu. Eyvallah. Beş duyu organı var. Ustad bunu yedi diyor. İşitme, görme, koklama, tat, dokunma. Kaç etti? Beş. Bir tane şu, altıncısı. Sevk, Samsun, Edirne, Van, Kastamonu. Sevk. Bir tanesi de şefk. Yani o şe. Yedi. Sesim geliyor mu? Şöyle yapayım. Yedi. Bu yedi tane ile ne kadar istifade ederseniz o kadar kar. Bu manaları anlamak için seneler verilmiş. Ustad ömrünü vermiş. Sabırla zaten dinliyorsunuz. Bu 5-7 tane duyguyla alınanlar, içeriye alınanlar, okuduğun yazı, seyrettiğin bir video, kokladığın bir şey, nesne, tat aldığın, dokunduğun şey dışarıda olduğu gibi değil. Yani burada kağıttaki gibi değil. Buraya alındığı zaman içeriye ne olursa olsun hak ve batıl canlanıyor ve ruhlanıyor. Camit bir şey yok burada. Onu okuyacağım. Dolayısıyla yedi duyguyla alınanlar aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu nasıl aktif ediyor onu okuyacağım ve hepsinden bir ikişer tane örnek vereceğim. Aktif ediyor. Bir daha söylüyorum. Yedi duygu, dersimizin konusu bu. Yedi duyguyla alınan şey, dimağımızı, kalbimizi, ruhumuzu nasıl aktif ediyor? Harekete geçiriyor. Yani burada kağıt da durduğu gibi değil. Video seyrettin, televizyonu seyrettin, kapattın. Kapattığın gibi olmuyor. Sende öyle olmuyor işte. Buna ait bir şey anlatayım, ondan sonra konuma geçeceğim. Ehli, ehlinden naklediyorum. Yapmışlar. Yeni anlamışlar. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın binası yapılırken harç. Var ya harç. Kim yani? Bir bina yapılıyor. Kimse oturmuyor ki koruması olsun. Bir şirkete vermiş. Harcı koyuyor. Başbakanlık, Cumhurbaşkanı bu mevzumla alakalı da onun için anlatayım. Genelkurmay, MİT'in, yani kendilerince hangi bina mühimse yapılırken 50 sene önce harcın içine çip atıyorlar, harç. Çip. O bina oturulduktan sonra istersen polis koy, ne koyarsan koy. O betonun içindeki çip aktif hale geliyor istedikleri zaman. Moskova'dan, Tel Aviv'den, Washington'dan onu aktif hale getiriyor. Orada ses. Başka bir örnek de vereceğim. Konumla gene alakalı. Yani bir çip aktif hale gelirse insanoğlunun yaptığı. Şimdi bu okunan, duyulan, görünen, işitilen, koklanan şey otomatik olarak aktif hale getiriyor. Ona ait. Şimdi otobandan giderken
şu şehri, şu şehri, ilçeleri birbirine bağlayan köprüler oluyor. Onun ayağı gidişli gelişli olan yerde bir ayağı doğruda olur, ortada. Onun betonunu atarken bomba koyuyorlar, çip koyuyorlar. Başbakan veya kimi öldürmek istiyorlarsa geçerken aktif ediyor. Hiçbir yerden değil adam, ta uydudan, Tel Aviv'den onu aktif ediyor, ona bağlı olan bomba uçuyor. Tamam. Nerede? Harcın içinde. 5 sene önceki beton. Bu böyle olursa bizim için artık gayb değil bunlar. Sende bulunan çipler var. Bir sürü çipler var. Ve 7 duyguyla alınanlarla aktif oluyor. Çipler. Ama menfi ama müspet. İstediğini yapıyorlar. Peki, o çipler, o çipleri harekete geçiren iki tane kaynak var. Menfi ve müspet. Ben bunlardan ilk önce müspeti sayayım. O çipleri, içerideki çipler var. Ne o? İstidat ve kabiliyet. Ondan sonra örnekler vereceğim. İlk önce müspet. Müspetlerle külliyattan buldum birkaç tane aktif edici reaktör gibi malzeme bak. İçeriği aktif eden kelimeler. İlk önce müspetini okuyorum, sonra menfisini okuyacağım. Külliyattan içerisi nasıl aktif ediliyor? O zaman televizyon ve efendim internet videolarınıza daha ciddi bakılacağı anlaşılacak inşallah. Müspetini okuyorum. Neydi bir daha söylüyorum. Çok mühim. İstidat ve kabiliyet. Yani dima, diman 7 mertebesi. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Kalp, ruh. Bu ikisini aktif hale getiren sinyal. Birincisi müspet. Birincisi iman. Aktif yapıyor. İlim, tevekkül, şuur, rıza, manayı harfi, niyet, nazar, şükür, ulvi ve kutsi şeyleri yapmayı adet edinmek ve dua, kanaat, teslimiyet, tevazu, ümit, kusurlarına pişman olmak, tövbe, hüsnüzan, Allah'tan Celle Celaluhu korkmak, ben merkezli düşünmemek, kusur ve kabahatını kabul etmek, sünnet-i seniyeye uymak, haset, haset ve adavet ve nefret ve öfke gibi, bu bir bütün bir cümle, haset ve adavet ve nefret ve öfke gibi his ve duygularını vasatta kullanmak. Doğru yerde ve doğru insanlarla beraber olmak. Olumsuz haberlerden uzak durmak. Nefsinin varlığından gaflet etmemek. Muvazene ve muhakemi bırakmamak gibi sıfatlar ve davranışlar akli, kalbi ve ruhu müsbet aktif eder. Bunun gibi kelimeler. Şimdi negatifliği aktif eden küfür, cehalet, gaflet, tevekkülsüzlük, şükürsüzlük, kanaatsızlık, şuursuzluk, teslimiyetsizlik, mana ismi, yani her şeyde hep olumsuz bakmak, gurur, kibir, yeis, pişman olmamak, tövbeye yanaşmamak, suizan, Allah'tan Celle Celaluhu korkmamak, ben merkezli düşünmek, kusurunu ve kabahatını kabul etmemek, his ve hevesini ilah edinmek, haset ve nefret ve öfke gibi hislerini ve duygularını ifrat veya tefritte kullanmak. Buraya çok önemli, şu anda okuyacağım. Çare sunmadan tenkit ve eleştirmek
tahrip olduğunu bilmemek. De okuyayım. Çare sunmadan tenkit ve eleştiriler yapılıyor. Çare sunmadan tenkit ve eleştirmek tahrip olduğunu bilmemek. Fena ve olumsuz haberler, nefsini kınamamak, muhakeme ve muvazene etmemek gibi süfli sıfat ve davranışlarından akli, kalbi, ruhunu olumsuz aktifler. Şimdi onlara ait mevzuma geçiyorum, izahları. Bu iddiaydı. Şimdi fiil. Hayata giren nasıl aktif olur? Ona delil. Madem kudret ezeliye bir müşahede, en adi maddelerden, en kesif unsurlardan hadsiz zihayat ve zirhuları halk eder ve gayet emniyetle maddeyi kesifeyi hayat vasıtasıyla maddeyi latifeye çevirir ve nuru hayatı her şeyde kesette serpiyor ve şuur ziyasıyla ekser şeyleri yaldızlıyor. Demek ki içeriye giren mesela basit. Fikir değil ha. Basit bir şey bu. Su. Ekmek kabul edin. Bak içiyorum. Su gibi kalmayacak. Bu su H2O dönüştürülecek. H2O'dan enerjiye, esire dönüştürülecek. Sonra bunların içinden diyor ustad, çok istisna bazı maddeleri de maddi hayat, aynı hayatta kullanılacak. Aç bu Zeynep'te. Yani hayata giren, dikkat edin, cansız değil mi? Kuru fasulye, ekmek, tavuk, ölmüş yani bunlar. Giriyor, aktif hale geliyor. Ve kendisi aktif olduğu gibi aktifliyor. Saç oluyor, tırnak oluyor, yani bir şey oluyor. Hiçbir şey girdiği gibi çıkmıyor, değil mi? Girdiği gibi çıkmıyor. Mükemmel bir ders tabi bu. Yani yapabilirsek inşallah, istifade edebilirsek, yani tahlil edeceğiz, harita yani. Bakayım daha başka neler çıkacak. Bu sözler 507'den okudum. Şimdi hayata giren her şey aktifleşiyor. Hayatı daha temizleyeceğiz. Hayatımız. Hayata giren kuru fasulyeler, ölüler diriliyor. Hani derler ya, ölü dirilir mi? Soruyorlar ya. Ölü maddeleri yiyoruz, diri diri dolaşıyoruz. Gene ölüler dirilir mi diye soruyoruz. Oysa ölü madde yiyoruz. Diri olmak için. Diri olmak için. Bak girdi mi? Hayatla dezenfekte oluyor. Yani nurlanıyorlar giren. Hayatlanıyorlar, ruhlanıyorlar. Şimdi bu hayatta da kusurlarımız var. Bayağı yanlışlıklarımız var. Bu hayatı da şeye koyacağız, makineye. Onu da aktifleyelim, müsbet. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Demek ki musibet ve hastalıklar da nasıl ki bu ölü dirilsin bakalım diye sokuyorum. Hayatı da hastalık ve musibet denilen makineye koyuyorum ki hayatın hayatı olsun diye. Hayatın hayatı var. Ruhun ruhu olduğu gibi. Parazitlerden temizlenmesi lazım. Onu da temizleyen musibet ve hastalık makinesiymiş. Bu bir makine. Camit şeyler vücudumuza girmeleriyle hayatlandıkları gibi yedi duygumuzla girenler de aklımızda, kalbimizde ve ruhumuzda aktifleşiyor. Ona ait örnek. Buraya çok dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Şu şeyi. Bazı yerleri dikkatinizi çekiyorum. Bu okuyacağım yer onlardan bir tanesidir. İlginçtir. Düşünmediğini zannettiğim şey bu. Sizin düşünmediğinizi zannediyorum. Ben de bilmiyordum. Nardan. Nar nedir? Ateşten. Nurdan. Ateşten, ışıktan, parantez açtım.
zulmetten ve ateşe leyle ve ahirece duhaha. Karanlık da mahluktur. Bak, nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten. İyi dinleyin ama burayı bak. Çok ilginç. Havadan, saftan, saft, ses, hangisi olursa olsun. Müspet ise müspet olacak, kötü ise kötü. Saftan, rahiyadan, rahiya, kokudan, kelimattan, esirden, hatta elektrikten. Mesela israf kabul etmiyorum ben onu. Git onu elbisende iktisat yap. Normal ampul koyma. O avize denilen 2-3 tane kristalli bir şey koy. O kırıyor ya. 7 tane renk kırıyor. Her bir renkten Allah ruhani yaratıyor. Onu bilin. Ruhani yaratıyor. Gelecek zaten. Arada belirteyim. Esirden, hatta elektrikten ustad diyor. Sair leta seyali seyalat-ı latifeden halk olunan, burayı biliyorduk. Halk olunan, ne var halk olunuyor? Sesten, suretten, kelimeden, nardan, nurdan, kelamdan, kokudan kişinin zihayat 2, ziruh ve zişuurlar yaratılıyormuş. Zihayat ne demek zihayat? Hayat sahibi. Ziru, ruh sahibi. Zişur, sahiplilik getirir. Zu, zi, zişur. Yaratılıyormuş. Bu kim peki? Şu anda benim sesimden kim yaratılıyor? Yaratılıyor yani. Kim biliyor musunuz? Allah Allah. Allah ustadan razı olsun. Şuraya bak ne diyor. O zaman evinizde ya bir sıkıntı var. Burada bir latifelik var. Veya şu var, bu var. Evde bir şey varsa bundan kaynaklanıyor. Zişurlar bunlara ustad, şeriat-ı garra-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam da şeriat-ı garra-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı mucizül beyan bunlara melaike ve can ve ruhaniyat der, tesmih eder. Can ne demek? Cinlerin çoğulu. Her cins. Şu anda sesten, suretten, dumandan, rayyadan, kelamdan Allah melaike yaratıyor. Müspetse, menfi ise ervah habise yaratıyor. Can, başka ruhaniyat. Ne işimize yarayacak? Biraz anlatacağım size. Melaikenin ise etsamın muhtelif cinsleri gibi. Yani cisimlerin muhtelifleri yok mu? Taştır, topraktır, şudur budur. Etsamın cisimleri muhtelif cinsleri gibi melaikelerin de cinsleri mütefavittir. Yağmurla alakalı. Benim sesimle şu anda müekkel melaike var. Evet, elbette bir katre yağmura müekkel olan melek, şemse, güneşe müekkel olan meleğin cinsinden değildir. Cin ve ruhaniyat dahi, buna gireceğim. Onların da pek çok ecnası muhtelifeleri vardır. Bizim halk, yani ilginizi çekmediğini şundan söylüyorum. Şeytanı biliyor, meleği biliyor, cini biliyor. O kadar değil mi? O kadar biliyoruz. Bir de ruhaniyat var. Ruhaniyat şu. İşte yaşadığımız olaylar, stres, travmalar, korku, kazalar, kavga, gürültü, işte sesler, dedi, demedi. Bunların tıptaki adı, sendeki yüklemenin adı strestir. Dindeki adı, bir kısmının adı erva-ı habisedir. Peki, şurada yaratılıyor? Ervah-ı aliye, ruhi kutsiler, Gazali'ye göre ruhi kutsi der, kutsi. Gazali'de Zeynel Abidin'den naklediyor. Gazali'de Zeynel Abidin'den naklediyor bu meseleyi. Şimdi nerede olur? Onu anlatayım size. Şeytan kalpte vesvese verir. Cinler dimağa sinyal verir. Giremez. Bir Müslümanın
dimağına giremez. Namaz kılan, Kur'an okuyan, bunları telaffuz edene giremez. Ama sinyal verir. Sinyal verince, eğer müsaitsen, nasıl şöyle, beynime bir iğne batırıyorum, parmağım oynadı. Başka bir yere batırıyorum, kolum oynadı. Başka bir yere batırıyorum, ayağım oynadı. Sinyal verilerek vücudun istediği yerde kolu oynatabiliyor. Gadabını tahrik edebilir. Öfkeni tahrik eder. Şehvetini tahrik eder. Şehvetini. Yani bu tür duygularını en çok onlar tahrik ediyor. İnsanı ifrat ve tefrite götürüyor. Ustad da diyor ki zaten nardan, nurdan, bunlardan ne yaratılıyormuş? Zihayat, zirüm, zişuur yaratılıyor. Kimler bunlar? Melaikeler, cinler, ruhaniyat. Ha, ruhaniyatın yeri neresidir? Kemiklerde olur. Kemiklerin içinde olur. Şimdi iyi dinle, külliyatı okuyanlar için söylüyorum. Beşinci şua. Ahir zamanda dalalette ve gaflette olanları uyandırmak ve akıllarını başlarına getirmek için arzdan bir dabbe çıkacak. Arzdan bir dabbe çıkacak. Bunlar tırnağınla kemiği, tırnakla kemiklerin ne kadar sirayet edecek. Gafletten uyandırmak için. Kur'ansız gönüller, namazsız sineler. Namazsız. Yani müsbet konuşmanın dışındaki evler. Sıkılıyor. Bunu aldım. Herhalde ne olacaktın ki? Canım sıkılıyor. Stresliyim. Darlandım. Kur'an yok. Namaz yok. Ders yok. Evde negatiflik pompalanıyor devamlı. O televizyondan sihir yaptıklarını, 25. kare kullanıldığını ve o haberi bile okuyanın sesinden mahluk yaratılıyor. Mahluk yaratılıyor, mahluk orada. Mahluk yaratılıyor. Müsbet veya menfi. Şu anda müsbet yaratılıyor. Hepinizi sirayet ediyor. Çok rahat oluyorsunuz. Bunlar, yani mutlu olmak için zar atmaya gerek yok böyle. Bir şey beklemeyin. Çünkü mutluluk satılmıyor. Hariçte mutluluk yoktur. Öyle bir şey yok yani. Mutluluk dahildekini uyandırmaktır. Hariçte öyle bir şey yok. Yok yani. Olsa Yahudi alır. Sana bırakmaz. Mutlu olmak için keramet de beklemeyin. Keramet de beklemeyin. Öyle bir şey yok. Adetullah'tır, sünnetullah'tır. Uyarsak sünnete, o çipleri tetikliyoruz. İşte bunlardan cin yaratılıyor. Televizyonlarda, bak buraya gelecek. Nasıl çıkıyor? Ona ait şey okuyayım. Nasıl ki bir örnek vereyim. Örnek kendim unuturum diye koydum buraya. Bu bana ait örnek. Kabul edersin, etmesin, bana ait. Nasıl ki zahirde bunu yapacaktım burada. Fakat neyse dedim, şurası güzel bir yer, bozmayayım. Çünkü Harun'un biraz uğraşmış buralara. Bozmayayım diye, ama ne anlatacağım bak şu. Nasıl ki zahirde bir kibrit çöpü. Kibrit çöpü, odun. Kibritin vurduğumuz yer. Çıt, karton. Bak kitap. Bu da ben. Çıt. Alev. Odunu yakıyoruz. Odunun narını, nar, ateşini, nurunu, ışığını, ısısını, dumanını ve külünü hareketlendirip ortaya çıkardığı gibi. Odun kaç kilodur? 10 kilo. 10 kilo. Arkadaşlar orada bir şey, telefon mu açık? Kapatır mısın? Şimdi odun. Odun kaç kilodur? 10 kilo. Nerededir? Buradadır. Buradadır. Ben şimdi bak yakıyorum.
Çıt. Yak bakalım. Çıkan narı, nuru, ısığı, ısısı, ışığı, dumanı külünden hariç. Nerededir? Her yerdedir. Kilosu var mı? Yok. 10 kilo odundan 100 gram kül çıkmaz. Allah Resulü'nün hadisidir bu misal. Yaktığınız odundan çıkan ısıdan, sıcaklıktan şeytan yaratılıyor. O çıkan odundan çıkan nur melaike yaratılıyor. Melaike. Çıkan dumandan cin yaratılıyor. Isıdan, sıcaklıktan ateş. Kızmak şeytandandır. Hadis. Ateşten cin, şeytan. Nurdan melek. Dumandan cin. Külden insan. Toprak yani. Buğday. Ben anamdan görmüştüm rahmetten. Böyle kül var ya, odunların o kalan külü. Onu kabak veya işte şeylerin ocaklara koyarlardı. Yani yetiştirmek için. Mesela kabak ekerlerken o şey külü koyarlar. Yani gördünüz bak neler yaratılıyor. İşte fitne ateştir. Bunları ortaya çıkarıyor. Şimdi bir kibrit. Çıt. Koca dev ormanı yok etti. Onun içine soktu. Aynı bunun gibi okunan ve seyredilen yazı, okunan, seyredilenler, yazı, resim, videolar, akıl, kalp ve ruhlarının derinliklerinde bulunanları çeşitli zamanlarda ve mekanlarda çeşitli şekillerde ortaya çıkarıyorlar. Nasıl ki kibrit, odunun içi karanlık değil mi? Karanlık. Ama nur oradan çıkıyor. Odun kesif değil mi? Latif oradan çıkıyor. Odunun kilosu var. Çıkanın kilosu yok. Odun bir yerdedir. Çıkanın hiçbir yeri yoktur. İki tane zıt şeyi aynı yerde cem etmek. Nur ve duman. Zıt değil mi? İman ve küfür gibi. Odunda maksat sensin. Benim. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor. Kibritte maksat seyrettin, okudun, tuttun, kokladın, tat aldın, gördüğün şeylerdir. İçini ayağın ediyor. Peki ne olur? Abi ne olacak yani? Televizyon seyrettin. Tamam. Şimdi korkulu bir video seyrettin. Korkulu bir şey. Kapattın. Kapandığı gibi kapanmadı. Hiç kusura bakma. Ebe Hasan kendime diyor. Girdi. Şu anda çıkmaz o. Niye? Güçlüyüm. Bu masadayım. Güçlüyüm. Ne zaman ben sinirsel veya bir öfke şartlarında, yani fiziksel veya yani bedensel veya ruhsal sorun yaşadığım zaman, stres, moralim bozuk, kavga gibi, o zaman hemen aktif oluyor. O korkulu. Ben de başlıyor. Korku sendromuna giriyor. Aktif etti orayı. Ustad diyor ki, bunlar diyor fena madenleri tetiklemekten. Şeytanlar hiçbir şey, özellikleri yok. Yalnız tetikliyor. Uydudan, Moskova'dan, Tel Aviv'den, köprünün içindeki, beton içindeki bombayı, bombaya bağlı olan çipi aktif ediyor. Uzaktan uçağı uçurduğu gibi. Şeytan hiçbir şey yapmıyor burada bak. Şeytan da Allah öyle diyor. Fiilin faili değilsin. Hiçbir medhalin yoktur. Ama benim hakiki kullarıma da bir şey yapamazsın. Kusura bakma. Sen yalnız vehim verirsin. Yani onu aktiflemek için uğraşırsın. Ama aptal değil. Seni kandıracak kadar zeki, akıllı değil. Şimdi ne zaman Osman aktif etmeye çalışır biliyor musun? Moralim bozuk. İşler kötü. Kötü bir haber. Yani sinirsel. Özür dilerim. Hakkınızı bağışlayın ya. Bir şey de yani ilmin hatırını vermek adına söyleyeceğim. Hanımların özürlü günde, erkeklerin kameri ayların eski ay.
şemsi ayları, Ramazan, Rebu'yül Evvel şey var ya, bu ayların erkekler için söylüyorum 13, 14, 15. günlere ne denilir şeriatta? Eyyami biz. O zaman asabi olurlar. O daha çok hanımların o zaman, erkeklerin de bu o tarihte o kadar zor durumda oluyorlar ki Allah bile orucu ve namazı kaldırıyor. Ruhsal yapılarını düşün. Sen de ne bekliyorsun yani böyle? Ve sen zalimlik yapıyorsun. Yani normal bir davranış bekliyorsun. Allah bile namazı kaldırıyor. Orucu kaldırıyor. Sen normal bekliyorsun. Tamam? Yani normal olmaz. O zaman çok zor durum. O zaman seyrettiğimiz filmler, oraya gelmek için okuduğumuz yazılar, bir rastladığımız kavgalar, yani olumsuz adına ne girmişse o aktif hale geliyor. Bilgisayarda şöyle bir program var. Virüs var. Bazıları usta virüs, uyur. Vakti gelince aktif olur. Değil mi? Yani oralara girince aktif olur. Aktif o her zaman olmaz. Seyrettiğiniz film hemen aktif olmadığı gibi o bir yerler oynadı. Hiç kusura bakmayalım. Bak şimdi. Su içiyorum. Bir yerler aktif edecek bu. Ya kendisi ya neticesi. Enerjiye dönüşecek. Giren canlanıyor kardeş. Ölüler diriliyor burada. Kelam ne olduğunu anlatacağım. Sudan daha camidir. Kelamda ruh var, hayat var. Bunda yok daha. Dibinde var yani. Su, H2O, enerji, esir, maddi hayat. Orada var. Kelam kişinin karakterini taşıyor. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, kişi diyor dilinin altındadır. Ustad da diyor ki kelam, 91'den söylüyorum, muhakematten okuyacağım da acele edeyim, belki yetmez ömrüm. Kelam, çıkan kelime kişinin içsel alemini karşıya taşır. Ben o çıplak olan mana ta kelama dönüşene kadar ne kadar mertebelerden bir yerde çaktı, monta etti, kaynak etti, çıkarttı, şişirdi, boyadı, ufalttı, yumuşalttı, sertleştirdi, demir düşünün. O çıplak mana, o çıktıktan ta dimağdan her bir hissim, her bir latifem kendisine has özellikleri o kelama yükler. Gelir kulağına, diş kulağa çarpar ses. Sesin içerisinde benim duygularım var, hislerim var, fikirlerim var. Sonra diş kulağa durur, ses girmez de oraya. Diş kulakla orta kulak arasında sıvı var. Sıvıyı aktif eder. Orta kulaktaki zarda sinirsel uçlar var. Onları tetikler. Dimağa gider. Sessiz bir kafada. Evet anladım. Aha. Sen zannediyorsun ki bu ses kafanın içine giriyor. Öyle bir şey yok. Sen zannediyorsun ki resim gözle içeriye giriyor. Hayır. Burada kalıp duruyor. Burada resim enerjiye dönüştürülüyor. Enerji impulsleri denilen enerji taşınıyor. Enerjiye dönüşüyor. Enerji de biliyorsunuz ki sudur, buzdur, buzdur, sudur. H2O enerji. Bak bu boyuta geliyor. Şimdi dedim ya sudan daha camidir kelam. Su veya bu su, H2O enerji. Kelam direkt enerjiye dönüşüyor. Bu ta dönüşene kadar. Dolayısıyla benim kelamımda neler varsa ona ustad diyor ki 89. sayfada muhakematta sihri beyani. Beyanda sihir var. Etkiler sizi. İstediğini yaparsın. Ben almaya da birkaç kişi böyle bir deneyeyim dedim. Telkinle konuşarak uyuttum. Kendi çoluk çocuğun yanında. Telkinle. Telkin. Hani ehli dünyanın bir sözü var. La teşbih ve la temsil. Bazen bu ortama söylüyorum ama yakışmıyor ama diyeyim. İçki diyor, şişede durduğu gibi durmaz. Seni aktifler değil mi? La teşbih ve la temsil. Kusura bakmayın bu misalden. Hani içki içtiğin zaman
burada orada durduğu gibi durmaz. Eyleme geçer. Ha, kelam da öyle. Kelam o kadar mucize ki İsa ruh, İsa denmiş. İsa denmiş, İsa. Ölmüş sineleri, gönülleri dirilten kelam. Kelam ilahi sıfattan geliyor zaten. Bak mesela, şu anda ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Sizin dimak, benim de öyle. Ama siz daha çok şu anda. Şu dimak, kafa, meyremdir. Benim kelamla ben size Ruhul Kuddus gönderiyorum. Zar bozulmadan meyremi döllüyorum. Dimağı döllüyorum. Orada sende bir mana oluyor. Hakikat oluyor. Seni orada yavru oluyor. Bu İsa. Sonra hap bak aynen. Ağzımdan, meyremden İsa'yı doğuruyorum. Senin dimağına ve seni çörek olmuş gönül ve kafalar diriliyor. İsa Ruhullah. O zaman kafamıza girene, baktıklarımıza, dokunduklarımıza, kokladıklarımıza vesaire dikkat etmek zorundayız. Aktif oluyor. Ne zaman devreye giriyor? Hiç ummadığın yerde, bak bir tanesi yapayım. Konuşuyoruz evde, tamam. Siz oluyorum ben şimdi. Oo, sohbet ediyoruz falan. Hanım dedi ki, ya bir meyve getir, meyve yiyelim. Tamam, o geldi Hasan. Ne oldu ya? Yok bir şey. Hiç Allah Allah, sen de diyorsun. Ya abi, buyur kardeş. Ne oldu bana ya? Ne oldu bu hal? Bu ne hal ya? Üf. Yaşamakla ölüm eşit. Ya, yaşamanın ne tadı var ne tuzu var. Hiçbir şey yok. Bu ne biçim hayat ya? Allah Allah. Diyorsun. Bu ne biliyor musun? Bir boşluk buldu. Hiçbir şey yok. Ortam da böyle değil. Daha önce seyrettiğim bir video, korkulu, ahlaksız bir video veya bir heca, yani hangisi idi? Seni duygulandırdıysa duygulandıran bir video. Korku varsa, korku olduysa, Allah Allah, ya öleceğim galiba ya. Beyin kanaması mı geçiriyorum? Yo. Kalbim, kalp krizi geçiriyorum. Tam da şeytan. Kastım, kalbin üzerinde kaslar var. Onları geriye bırakıyor. Ay tabii. Bak kalp krizi geçiriyorum. Bu arada hemen düşünüyorsun. Daha önce de enkaz soktun. Ha, beyin kanaması geçiren de kusma olur. Bak midem de kalkıyor. Tamam. Doktorum da burada değil mi? Doktorum herhalde gelmiş olması lazım. Ha, burada. Zaten vesvesesini bastığında halecan diye bir kelime söylüyor abi. Vesvese de ne diyor? Halecan. Halecan ve halecan diyor. Halecan kalp titremesi. Kalp titremesiymiş. O kelime değişim orada. Heyecan değil. Heyecan değildir. Halecan diye. Ya. Ondan sonra acile gidiyor. O da doktor. Maneviyatsan da uzaksa, bak doktoru da okuyacağım. Öyle harika doktorlar var ki, onlara minnettarım. Ayakları başımın üzerindedir. Bin ilaçtan daha hassiyetli doktorlar var. Ustadımız diyor da. Ama beyl olsun o doktorlara ki, bazı doktorlara ki, adam ölmeden önce öldürüyor. İman olmayınca odur. Lazcası o, diyeyim artık. Benden çıkan kelam benim nerelerimi ifade edip taşıyorsa senin de oralarını aktif eder. Benim dimağımdan çıkan bir kelamsa senin dimağını aktif eder, kalbini değil. Onun için yani lime tekuluna ma la tefalun, yani yapmadığın şeyin için söylersin, yani söyleme değil, söyle ama aktif etmez pek. Yaşanmayan, yaşantıdan çıkmayan, bu sadeliği ifade etmeyen bir kelam senin sadeliğini şey yapmaz. Ama bazen de Cenab-ı Hak yapıyor. Çünkü mutlak değildir. Şualarda tasavvufta bir yol bulmuş zındık. Orada tasavvufun başına geçmiş. Verdiği derslerle saf, temiz insanlar evliya olmuş. Bakmışlar ki olan şeyhleri zındık.
zındığın verdiği derslerle evliya olmuşlar. Sonra demiş ki bak beni hakiki halimi anladınız. Onlar da demiş ki madem senin derslerine bu hale geldik, onu da bırakmadılar. Bu sefer şeyhlerine şeyh olmuşlar. Ustatlarına ustat olmuş. Tamam. Demek ki şeyh ve sohbet eden hoca vasıtasıyla geliyor zannediyorsun. Aslında telefon bu kutuyla sen burada var ediliyorsun. İşte aslında bu feyzi sana veren Allah'tır. Bunlar trık uydudan geliyor tak yansıtıyor sana. Kabiliyeti varsa. O kadar. Hiçbir medhali yok. İlacı söyleyeyim size. Şimdi cahil bir insan televizyonda seyrettiğini televizyonun içinde zanneder değil mi? Uydu düşünün. Çanak, anten, kablo, televizyon. Televizyonun kutusu ilaca misal. Kapsül, kap. Şifayı Allah verire misal veriyorum. Televizyonda gözüken çanak antenle uydudan alır, kabloyla televizyona taşır ve orada ifadelenir. Biz biliriz ki kutudaki kutunun içinde yoktur. O kutuda ifade edilir. Hapın da meziyeti yoktur. Orada şafi ifade edilir. İlaca misal kutuya, televizyonun kutusu. Şimdi ehli tefekküre söylüyorum bunu. Kızılicaz'dan. Girmeyeceğim çünkü yolum çok uzun. 6 sayfa bitireceğiz herhalde. Sabah kadar buradasınız. Yani sıkılıyor musunuz? Sesiniz sadanız çıkmıyor da. Ben de çok etkilenmiştim bu derste. Bak. Lafız fikrin kaymağı. Lafız. Ağzımdan çıkan kelime neymiş bakın. Fikrin kaymağı. Tasavvurun sureti. Teemmülün, derin derin düşünmenin bekası, zihnin remzidir. Büyük Mesnevi 703. İcmal edeyim, girmeyeceğim. Lafız, fikrin kaymağı. Kaymak nedir? Afyon'dan geldin. Öz mü? Evet. Yani bir sürü şeyler var değil mi içimde benim? Ama bir şey söyledim. Onları taşıyarak ifade ettim kelam. Fikrin kaymağı, lafız. Lafız başka neymiş ağzımdan çıkan? Tasavvurun sureti. Tasavvurun sureti çok önemli. Bak, fotoğraf çekiyorum bahçeye. Bir piknik alanına. Dereler var, kuşlar var Osman. Kelebek uçuyor. Çiçekler envai çeşit. Bak resim çekiyorum. Şak, kartpostal. Bunun içinde kelebek var, ağaç var, kestane var, menekşe, her türlü şey var. Çocuklar da oynuyor. Ama tek, kelam böyledir. Yani o dış dünya, mana dünyasının hepsine hakkı kadar yer verip ifade etmek. Kelam fotoğraf gibidir. Pencere gözdür. Onu çeken dimağdır. Şak, yani mananın resmidir, suretidir. Teemmülün bekasıdır. Yani sizi belirli bir yerlere götürür. Başka? Zihnin remzidir. Zihnin hem ifade ettirir, zihindekileri uyandırır, hem zihindekileri sana hatırlatır. Başka? Uslup. Yani bu kelamdı. Bir de benim ifade tarzım var. Surat asık. Cemaat. Bir de değişik bir üslupla söylemek. Nasıl ki kelam iç alemimi taşıyor, kelamımın da taşıyan bir kat var. Onu da bir yere koydular. Üslup. Üslup şu demektir. Üslup kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, muhakeme ve muvazene ederek o kelamı ortaya serd etmek, ortaya koymak, uslup. Nasıl ki kelam beni ifade ediyorsa,
O kelamı da uslupla ifade etmem lazım. Ha, yemin? Yemeğin servisi. Evet, doğru. Güzel. Uslup, kelamın kalıbı olduğu gibi cemalin madeni ve hulle-i fahirenin desgahıdır. Güya aklın borazanı denilmeye şayan olan irade ses etmekle kalbin karanlık köşelerinde yatan manalar çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarında mahali süver olan hayale girerler. O hazinetül hayalde buldukları sureti giyerler. En ekal bir yazmayı sarar veya bir pabucu giyer. La kal bir nişan ile çıkar. Kelam boş çıkmaz. Zındık dahi olsa bir şey çıkar. Hiç olmasa bir düğme ile veya bir kelime ile kendinin, iyi dinleyin burayı, kelam, hiç olmasa en ufak bir düğme ile dahi kendinin nerede terbiye olduğunu gösterir. Mesela yeni gelenlere sorarız. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? Sanki tarihi bir şey yapıyoruz, araştırma yapıyoruz. Ne iş yaparsın? Nerede oturuyorsun? Gayem şu. Bu işin uzmanları. Konuşturarak, soruları yönelterek farklı farklı bu kişinin karakterini tespit ediyoruz. Yani kullandığı kelime işten haber veriyor. Kim bu? Ne var içinde? Tufan mı var? Mama tabakası mı oynamış? Tsunami mi var? Mama mı şey yapıyor? Deprem mi var? Yani kullandığı manalarla simada mimikler de oynar. Dolayısıyla o kullandığı kelimelerle bu adamın nasıl %60-70 nasıl bir adam olduğunu, haşir dersine mi, tevhid dersine mi, nereye muhtaç olduğunu anlarız. %60-70 nasip ederse Allah. Ona uygun ders yaparız. Niçin? Bak diyor ki, kelime ile kendini nerede terbiye olduğunu ifade eder. Hazreti Ali'nin sözünü bir daha tekrar edeyim. Kişi dilinin altındadır. Bediüzzaman Hazretleri de kelam kişinin karakterini gösterir. Okuyorum. Eğer bir kelamın fakat tabiattan çıkmış bir kelamın, yalan söylemiyorsa, uslubunda imanı nazar edersen, yani dikkat edersen, bu adam konuşurken bak şimdi, bir adam konuşuyor, hakikaten yalan konuşmuyor da hani kendini ifade ediyorsa, bir imanı nazar edersen, yani dikkat edersen, göreceksin ki adam kelimeyi konuşmayla kendi sanatı içinde işleyen mütekellimi, konuşmacı, o aynayı misal uslubun içinde göreceksin. Adam komple karakterini kelamında seyredersin. Ha? Mesela buna ait bir misal vereyim. Üstad Hazretleri'nin şu tarih şey, külliyatta ne kadar çeşit. Kimisi esmacıdır. Bir kardeş abi var vakıf. Hangi abi nerede ne yazdı? Ustadın mesela 27. söz nerede yazıldı? Kimler vardı yanında? Kaç dakika sürdü? Bu nerededir, o nerededir? Yani böyle ya. Ben hiç ilgimi çekmiyor. O da bir ayrı saha. Mesela Nadir abi burada mıdır? Yok. Ömrünü vermiş 71 yaşında. Hayattan başka bir şey ömür vermemiş. Hayat. O hayatı ondan dinleyeceksin. Bitmez mi? Bitmiyor. Vallahi sabahlara kadar onunla ders yapmışız. Günlerce. Mübalağa etmiyorum. Demişiz ki bazen, Nadir abi biz yatsıyı kıldık mı ya? Vallahi demişim yani. Sabahlara kadar. Hayat ondan. Kim? Bir başka vakıf kardeşimiz var. Genç. Esmacıdır. Benim işim de bunlar işte. İçte dolaşsam. Enfus gayb. Mecul yani. İşim bu benim. Sevkim bu yani. Kelamda kişi nasıl ifade edilir? Ner taşıyor oralarda? Kimler var orada? Acayip bir şey. Bu kelamında kimler var? Yani şöyle kelamını kullansın Allah'ın izniyle. Dolaşıyorsun yani. İlginç. Çünkü Allah'ın vaadi, benim yoluma bir adım atana Allah cevap vereceğini, 10 adımla cevap vereceğini söylüyor. Herhalde sen de uğraşırsan verecek. Yani acayip bir şey ya bunlar. Hatta nefsinin nefesinden ve sesinden, mahiyetini nefsinden, üfürmesinden, tevehüm ve mizaç ve sanatını kelamıyla mümteziç tahayyül etsen hayalin olmasın. Başka, o zaman arkadaşlar televizyon kanallarını açarken hazar et, dikkatle bas,
basacağın düğme, kanal, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma, gömülme oraya. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl ki, nasıl küçük cam parçasında gök, diyeceksin ben nasıl gömüleceğim oraya ya? Nasıl ki diyor, küçük cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Ha bu kadar cam. Güneş dünyamızdan 1.400.000 defa büyük. Ha bu kadar cam. Dünyanın içindeyim. Güneş girer mi girmez mi? Aynen bunun gibi. Küçük bir video, küçük bir film, YouTube'da bir seyredeceğim bir şey ne yapar biliyor musun? Küçük bir cam parçasında cam diyor. Gök yıldızlarıyla beraber içine gark oluyor. Hardal gibi küçük bir kuvve-i hafızanda senin sayfeyi amalin ekseri ve sayfi ömrün alebi içine girdiği gibi çok cüzi küçük şeyler var. Bak, çok küçük cüzi şeyler var. Ne yaparmış? Öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiyab eder. Devam ediyor orada da. Bütün kainatı, Mesnevi'den söylüyorum, bütün kainatı yutan, Muhyiddin Arabi öyle demişler, Hazreti Ali'de naklediyor da, insan nedir demiş? İnsan odur ki bütün alem ondadır ama o aleme sığmamıştır. Böyle bir insan gidiyor atoma gömülüyor. Atom mezar oluyor. Bir film ona mezar oluyor. Dönüp dolaşıyoruz şuna. Bu dünyaya niye geldiğimizi sorgulamadan hayatımızın kalitesi yükselmeyecek. Arkadaşlar, şu soruyu soralım. Niye geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Ne yapacağım? Ne işe yarar? Hayatımızın kalitesini yükseltmek için bu soruyu sorun. Artık ne cemaat taassubu kalır sizde, ne de hiçbir hatır kalır. Sen bu dünyaya niçin geldiğini, bir daha gelmeyeceğini idrak etsen, aklın oynar. Bir daha gelinmeyecek. Dünyayı yorumlamadan, izah etmeden dünyada rahat yoktur. Çünkü niye? Neyi, bak neyi, nerede arayacağını bu sorunun içinde yatıyor. Mesela bir insan düşünün ki olmayan kara kediyi karanlık odada arıyor. Cevabı nedir ona? Bak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse, fıtratının tam karşılığını dünyada aramak da budur. Yoktur böyle bir şey. Dünyada yoktur. Fıtratın karşılığı yoktur. Çünkü burada gemiyle gidiyoruz, uğradık bir kahve içeceğiz. Allah Resulü'nün ifadesiyle bir gün. Bastı zamanda işlemişim, komple insan doğdu, öldü, bir saat oluyor. Efendim? Aynı zamanda burayı izlediğimiz mi? Evet. Namaz nasıl ruhu aktif ediyor? Dokuzuncu sözden. Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali müsagaridir. İnsan bu alemin küçültülmüş hulasasıdır. Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimuşşan'ın bir timsali müneveridir. Namaz dahi bütün ibadetin envaına şamil bir firiste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerini işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Haritadır namaz. Mesela, bak mesela bütün ibadetleri işaret eden bir özelliğe sahip. Yapayım. Allahu Ekber, kıbleye döndüm. Hac. Değil mi? İftidat tekbiri getirdik. Hac. Ondan sonra namazda bir şey yiyemezsin. Oruç. İlmin vücudun zekatı. Değil mi? Zekat. Bak, bütün ibadetlere cami. O da onu geçiyoruz. Şimdi içeriye giren dedik ya, ilim. Müspeti söyledik. İlim, tevekkül, şuur nasıl içeriği aktif ediyor? Ona ait birkaç tane örnek. Sonra kötüden örnek.
kötü vermek istemiyorum. Atlayacağım onu. Nasıl aktif ediyor? Benim işim değil. Negatiflikleri hiç sevmiyorum. He ya vallahi ya. Sanki beni, sizi de değil mi? Siz de öylesiniz değil mi? O zaman sizi de ve beni de cennet için yaratmış. Herhalde öyle geliyor bana. Daha yüksek hocam, daha yüksek. Elhamdülillah. He ya. Vallahi hiç sevmiyorum ya. Gene dediler ki, ya sen hiç cehennemin yok mu? Benim cehennemim yok kardeşim. Allah'ın varsa Allah'ın var. Benim yok. Yani hiç sevmiyorum negatifliği ya. Negatif insanlarda da oturamıyorum. Hemen kalkıyorum. Bak, ilim içeriği nasıl tetikliyor? Doktor abim, Abdülkadir abim buradasın değil mi? Tamam canım abim. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, Kur'an okumak onu tard eder. Çok namaz kılmak onu yok eder. Ne oldu? He? Ne olmadı? Yani Kur'an okumak yok etmiyor mu? Bak, Kur'an okumak makamı nedir? Fıkıhta sünnettir. İtikat ve ameli bilgi kadar içerisini bilmek farzdır. Arkadaşlar, Kur'an onu ne yapar biliyor musunuz? Bak ben kısmen burada tevazu yapmayacağım. Çünkü bir hakikati anlatıyorum. Bu kürsüdeyim. Ehliyim. Ve realite. Damdan düşen insanım. Yani bunu bilen bir insanım. Kur'an ve zikir, her günde bir cüz okuyan insanım ha. Hani şeysi olmasın. Bilerek söylüyorum diye söylüyorum. Cinleri ve şeytanları kovar. Bir enerji yükleniyorum, kaçıyorlar. Kaçıyor, senden de kaçar. Tamam mı? O enerji bitince gene gelir. An şartla gelemez. Eğer Kur'an zikir, sünnettir. Kur'an'ın ameli ve itikat bilgin kadar ilim ise farzdır. İlim onu tard eder, gelemez. Çünkü ilim dimağın yedi mertebesini besler. Tahayyüle hisseyi verir. Tasavvura hissesini verir. Taakkula akla hissesini verir. Tasdik, izan, iltizam, itikada hisseyi verir. Arkadaşlar devamlı enerji yayar. İşte Allah buna diyor ki, sen benim hakiki kullarıma bir şey yapamazsın. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder, tanısan gider, tanımasan gelir. Cinleri ve şeytanları Kur'an kovar. Kesin. İçerisini bilmek ki ilimdir, o gelemez. Çünkü daimidir. Daimi bir sıfattır. Ötekisi arizidir. Okudun bitti. Her okuduğunuz şey enerji oluyor. Unutmayın ne olur. Bu su enerji olduğu gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin okuduğunuzda enerji oluyor. Okuduğunuz ona ait sözlerden delil yapayım. Sözler 433. Kur'an okunurken Kur'an'ın içerisinde 2-3 tane sıfat var o ortaya çıkıyor. Onu ortaya çıkarıyorsun. İlim, irade, kudret. Vallahi billahi orayı tamir ediyor Kur'an. Ama bunu bilerek okursan. Hiç düşünmeden öyle laleten bir adam sağdan ayakkabı girdi. Hiç sebep alamaz. Ama bu sünnettir diye bakarsa o zaman alır. Bilirsen. Bak bundan sonra Kur'an'ı şöyle oku ne olur. Yaptığımı söylüyor. Şu anda ben okuyorum. Canım okuyacağım. Canım sıkılmış. Enerjiye ihtiyacım var. Pozitife. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Vallahi enerji değil. Ha size daha önce demiştim. Allah inşallah verirse verir. Ama ben Kur'an'ı sebap diye okumuyorum. Allah inşallah verir. Yalan değil. Allah'ı kandıramam. Sizi kandırırım. Enerji yükleniyorum. Çünkü ona ihtiyacım var. Diyorum ki Kur'an şu anda sana ihtiyacım var. Sıkıldım. Hadi oku beni diyor. Kur'an değil zaten bu. Bu musaftır. Bunu içerime alınca içerime aldım telaffuz ederek bende uyanan benim Kur'an'ımdır. Kur'an uyandırılandır.
bu kit orada duran musaftır. Allah Allah. Onu yaşarsan alemlerde ifadelenişin de Furkan'sın. Evet, hadi bakalım. Şuna ait neler yapıyor, ona ait bir misal vereyim. Şeyden Hutbe-i Şami 77. Ayetini, hırsızlıkla alakalı ayet, hissedip işitir gibi iman ve itikadı heyecana, hissiyat ulviyesini harekete gelir. Ruhun etrafında, vicdanın derin yerlerinden o sirkat meylanı, o hırsızlık tam gidiyor. Yani ben ortadan şey yaptım ki arkadaşlar, kısa zamanda çok kişi yer okuyayım diye başını almadım. Adam şimdi elini götürüyor, tam hırsızlık yapacak. Vicdanın derin yerlerinden o hırsızlık meylanına hücum eder bir halet rüyasıl olur. Bak mesela tam hırsızlık, kimse yok. Çalacağım tam. Hemen vicdanın ta derinliklerinde bir halet ortaya çıkar. Çünkü çalmak bir histir. Hırsızlamak bir histir. Bu his de alırken bunu durduramazsınız akılla. Yapma. Ayıptır ya. Günahtır ya. Olur mu ya? Belki de masumdur ya. Durduramazsınız. Dozeri tutarak şey yapamaz. Ancak dozerin karşısına ok güçte bir dozer çıkarsan durdurursun. Şimdi hissin karşısına his, fikrin karşısına fikir, ruhun karşısına ruh. Bu his gidiyor mu? Hemen vicdan devreye giriyor. O hırsızlık meylana hücum gibi bir halet hasil olur. Ya ne yapıyorsun ya? Hani var ya içimizde üç ayrın demiştik. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Bu diyor ki Allah yoktur diyor. Bu da diyor ki olur mu ya, ne yapıyorsun ya? Bu diyor ki sahil ağzını, ver ağzının payını, çök onu. Diyor, olur mu ya, ne yapıyorsun ya? Allah Allah ya. İkilem yaşarsınız. Doktora giderseniz ya doktor bey, psikiyatriste gitseniz. Vallahi kendimi iki tane hissediyorum ya. Aman 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 aman. Şu ilacı hiç tek hisset. Tamam. Oysa din diyor ki ayır kendini. Bu budur, bu da budur. Ha şimdi içimizden, içimizde bunlar olacak. Bunun adı nefistir. Bunun adı da ruhtur. Ben de Allah Allah seyrediyorum. Bu yoktur diyor Allah. Ahiret ya, kim şey yapmış ya. Bu da olur mu ya, bu kadar diller var. Şimdi bilmeyen adam diyor ki Allah Allah. Ben ne biçim rezil bir insanım ya. Böyle kalp olur mu? Der. Oysa kardeşim halis bir imanın olduğuna delildir o. Niye? Çünkü hırsız boş eve gelmez. Allah Resulüne demişler ki ya Resulallah, içimizden tuhaf tuhaf şeyler geçiyor. İmanımız mı gitti? Münafık mıyız? İçinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça sevap vardır. Başka bir hadiste vesvese halis bir imanın ifadesidir. Çünkü niye? Kafire imanın gitti der mi? Sana diyor mu imanın gitti? Demek iman var. Bir tanesi bana dedi ki abi şöyle bir adam böyle bir şey dedi, imanı gider mi? Gitmez. Abi nasıl gitmez? İmanı yoktu ki gitsin. Bunu söyleyenin imanı olmaz. Bir şeyin gitmesi için o var olması lazım. Mesela kalk kardeşim hadi git. Git diyebilmen için burada olması lazım. Senin imanı yok deniliyorsa halis bir iman var. Allah Resulü söylüyor. Bunu bak ne yaptım ben? Uyguladım. Ama teravih kıldırıyorum Almanya'da. Lojmandan çıktım, adam yok. Anlattım, bir daha anlatayım. Sünneti kıldık, adam yok. Kimse yok. Farzı kıldırdım, son sünnet 20 rekatı kıldırdım. Salatı bitirdiyiz, adam geldi. Vel asr, senin abdestin yoktu diyor. Vay, benim abdestsiz kılmam istemiyor benim şeytancığım. Benim dindarı olmam istiyor. Bu serseri peki lojmanda neredeydi o ki abdestim yoktu, niye demedin? Niye sünnette demedin? Niye farzda demedin? Yani ne yapmamı iste biliyor musun? Esselamu aleyküm. Cemaat benim abdestim yoktu biliyor musun? Sen camdan aşağı atarlar ya. Dalga mı geçiyorsun? Adam burasına kadar gelmiş. Yemek yemiş. Teraviye gelmiş. Tamam mı? İftarı yemiş. Buraya sen de diyorsun ki namazım yok yeni baştan. Zaten adam zor kılmış. Bunu yaptırmak için. Sanki çok dindar değil mi şeytan? Abdestsiz kılmam istemiyor değil mi? Sanki Allah'tan çok korkuyor. Beni Allah ile korkutuyor. Sanki imansızlıktan çok korkuyor. İmansızlıktan korkutuyor. Allah ve melekler imansızlıktan korkutur mu? Böyle bir şey olur mu?
Allah der mi ya? Acaba imanın var mı yok mu? He kulum. Haşa tövbe estağfurullah. Şanına yakışıyor mu? Hayr-ı mutlaktan hayır gelir. Seni korkutan, imanın var mı diyen o serseri bu adam. Ben ne yaptım ona biliyor musun? Kedi fare oynar gibi ha. Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Her zaman abdest olurum. Ne dedi biliyor musun? Ulan sen benden daha serserisin dedi. Öyle. Başka yönden çakıyor. Ama yakalandığı zaman bak şöyle oluyor. Göğüs uçlarında çizgi çiz. İkisini çiz. Şurana kadar şu kemiğe üçgen yap. Tam buraya bir alev basar daha çok. Şöyle yap. Yalan serseri yine ses. Gitmese hiç ben hiçbir şey bilmiyorum. O adam. Ötekilerin olduğuna delil. Ensende bir ateş basar. Olmak o olmadık. Tuhaf tuhaf vehimler gelir. Serseri bu. Peki abi durup dururken ne oluyor? Dedim ya daha önce seyrettiğim videolar aktif oluyor. Abi ya hiç münasebeti olmayan şeydi. Tabii tam bir fırsat işte. Beton içindekileri aktif ediyorlar. Başbakan oradan geçiyor. Yani bana bu şimdi niye geldi demenin için. Vicdanın derin yerlerinden o sirkat, hırsızlık meylana hücum gibi bir halet-i rühiye hasıl olur. Nefis ve hevesten gelen meylan parçalanır, çekilir. Gitgide o meylan bütün bütün kesilir. Çünkü bak hep bilmek. Çünkü yalnız vehim ve fikir değil, belki manevi kuvvetleri, akıl, kalp ve vicdan gibi vicdan, birden o ise o hevese hücum eder. Haddi şerii taattur ile, haddi şerii, bak, olan hırsızın elini kesecekler, senin elini kesecekler deyince, haddi şerii taattur ile, ulvi zec ve vicdanı bir yasakçı, o isin karşısına çıkar, susturur. Evet, iman, kalpte, kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından iman ilimdir, müsbettir, vardır, vücududur. Kafada iman kalpte ve kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından fena meylanlar histen, nefisten çıktıkça yasaktır der, tard eder, kaçırır. Peki ben bunu ezmeyeyim isterseniz. İki bir ders yapalım bunu. Yapalım mı iki ders? Yapalım. Yoksa burada tamamen bir hiç yapmayalım daha. Şimdi ezmek de istemiyorum. Çünkü çok harika bir mevzu. Yani yedi duygumuzla alınan dimağımızı ve kalbimizi, ruhumuzu nasıl aktif ediyor? Yaşantında yaşanan hallerden de kesitler sunarak buraya kadar geldik. Çok antikadır. Mesela küfür nasıl onu aktif hale getiriyor? Çok çeşitli bunları acırım yani. Hakikaten ezmek böyle kapatmak da istemem. Tam 27 sayfa yapmıştım. Size 6 sayfaya indirgedim. Gene de bitiremedim. Bir dahaki de yaparız inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerimize olsun. Amin. Cenab-ı Hak o şeytanın şerrinde muhafaza eylesin. Amin. Ehl-i imanın hasreten nur talebelerinin çoluk çocuğunu insi ve cinni şeytanların şerrinde sema ve arz-ı fatlarda muhafaza eylesin. Amin. Evlilik dertlerini de Cenab-ı Hak sıkıntılarını hasenata ve suhulete tebdil eylesin. Amin. Hastalarına şifa versin. Amin. Borçlarına eda, dertlilerine derman versin. Amin. Evlerine maddi ve manevi, bilerek söylüyorum ya Rabbi, maddi ve manevi hastalıkların sebebi, vesileleri olan erva habiseleri, mevvadi şerireleri hak ile yeksan eylesin. Amin. Onların yerine maddi ve manevi şifaya vesile olan erva aliyeleri, ruh kutsileri nasip eylesin. Amin. Evimize Kur'an'ın ve Risale'nin nurunu hakim eylesin. Amin. Onun şahsı manevisini hakim eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Amin. Hizmet imaniyede, Kur'aniyede İhlas, sadaka, takva, iştinab-ı kebairle devam etmeyi nasip eylesin. Amin. Kayın ve sahim eylesin. Amin. Kim bize dua ediyorsa, kim bizden ne istiyorsa, kim bize bir söz vermişsek, Allah'ım onlara merhamet eyle. Amin. Onları hizmet imaniye, Kur'aniye de daim kayın, sahim eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazar eyle. Amin.
sevdiklerinize, usul ve furularınızda, babalarınızdan, dedelerinize, evlat diyarlarınızda her kimler ahirette intikal etmişlerse onların ruhlarını iştirak-ı amali uhreviyeden hisselerini azim eylesin. Amin. Hisselerini çok eylesin inşallah. Amin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Amin.